Yani Rusya'da da zaten daralan bir ekonomi vardı. Genel itibariyle zaten turist sayısında bir düşüş vardı. Gelende. Doların orada yükselmesi, dolar karşısında kendi paraların değer kaybetmesi, devalvasyon olması zaten işlerimizi etkilemişti. Bu da üzerine tuz biber oldu yani. Devamında bu şekil bu uçağın düşmesinden sonra sınırların kapatılması söz konusu oldu. Müşterimize mal gönderemez olduk o şekilde. Ve doğal olarak da bizim işlerimizde şu dönen sermaye çok etkiler oldu. Laleli'de dolaşmışsınız belki, birçok dükkanlarda kapanır oldu. Yani mecburen. Çünkü otomatikman kesildi yani genel olarak. Biz de bekliyoruz. Diğer pazar, alternatif pazarları bekliyoruz. İşte herhangi bir başka, diğer Arap olsun, işte diğer iş dünyasından, iş ülkelerinden bekliyoruz. Şu anda bir durgunluk var. Sezonda, kış sezonumuz zaten sonuna geldik. Yılbaşı geldi. O biraz bizim için avantaj. Bir boşlukta belki yeni pazar oluşabilir bir şekilde. Şu an bekleme sürecindeyiz. Artık inşallah dayanırız yani biraz da. Tatlıya bağlanır demişim. Ama inşallah Rusya'da çözülmesini bekliyoruz yani böyle bir şeyin. Çünkü onların da halkının da bize negatif bakmadığını, halkların birbirine ben çok pozitif olduğunu düşünüyorum. Çünkü buradaki bizim onlara davranışımız çok misafirperver, hoş, yani hoş davranıyoruz gelenlere. Onların zannetmiyorum bizi bırakacağını. Bir şekilde dolaylı olsa da malları, hani ürünlerimizi alacağını ben inanıyorum. Korkma, çocuğu söylüyorum. Yok, korkma. Ya. Dört tane. Şimdi. Dört tane var. Çok et. Ama bu sadece bir uçak bizi lider oldu. Güzel tanışmamız. Size hitap etmiyoruz dünyaya ya. Olur yok, sadece Rusya bizim için önemli. Yok yok, yok. O kadar değil. Değil. Onlar da bize ihtiyaç var. Çok model. Çok model alıyoruz. Tabii şu anda bizim işlerimiz çok %90 civarında düşmüş vaziyette. Bizim burada tek bir avantajımız, tabii şahsi birey olarak konuştuğumuz zaman bizim perakendemiz var burada olduğu için. Yine de ayakta durma şansımız olabilir. Fakat diğer bölgede, aşağıya bölgede olan diğer esnaflarımız maalesef çok zor durumda. Yani şu anda ürün sevk edemiyoruz. Kargolar kapalı. Kaçak yollardan sokulmaya çalışıyor. O da çok sağlıklı değil. Yani ne kadar olur? Bir sefer olur, iki sefer olur. Üçüncüye bu bizim için verimlilik olmaz. Burada en büyük sıkıntı üretici çekiyor şu anda. Yani şimdi bizler burada ürünü alıp mağazamız için atıyoruz. İşte ne kadar ürün lazım ise temin ediyoruz. Ondan sonra beklemeye çekiliyoruz. Fakat üretici öyle değil. Üretici o elemanların, o çalışanı ayakta tutmak için üretim yapmak zorunda. Üretim yaptıkça tabii ki içeriye giriyor. Ondan dolayı tabii ki sıkıntılar büyük. Evet, göstermek istiyoruz. Evet. Yani işte konuştuğumuz gibi yani gerek yok yani burada biraz evet. Cesaretlendirip size... ...30 senedir ben Laleli Fethi Bey Caddesi'ndeyim. Yani 30 senedir bu 2 sene kadar bizi etkilemedi. Hatta uçağın düşürdükten sonra %90 işimizi etkiledi. O kadar söyleyeyim yani. O yüzden yani ne yaparsa büyüklerimiz yapmaları lazım. Yani Rusya ile barışmaları lazımdır.